Türkiye'nin en siyah ailesi videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte gerçekten ama gerçekten uzun süredir çekmek istediğim bir videoyu çekiyorum. Ha, İstanbul'a gittim geldim, ondan öncesine haftalar öncesine söyledim ve bugün çekiyorum. Evet, bugün zaten başta okuyorsunuz da ben yine açıklıyorum işte gerizekalı gibi. Bugün takipçilerimin TikTok videosunu izleyeceğim ve onlara tepki göstereceğiz. Biliyorsunuz ki benim tepkilerim çok ağır. Gerçekten ben tepki videolarında acımıyorum. Acımak da istemiyorum zaten. O yüzden şimdiden hepinizden çok özür diliyorum arkadaşlar ama sizi burada bir takipçim gibi değil de sizi burada sıradan bir TikTok izleyicisi olarak izleyeceğim ve sizi tanımıyormuş gibi davranacağım. Yani takipçim değilsiniz ve ben de YouTuber değilim, tamam mı? Evet, bu gözle izleyeceğiz. Bakalım. Öbür türlü haksızlık olur, tamam mı? Yani öbür türlü işte takipçilerin diye onlara iyi şeyler söyledin, onlara kötü şeyler söyledin olmasın diye bugün çok adaletli, çok resmi bir TikTok tepki videosu çekiyoruz. Uzun süredir şeyi merak ediyorsunuz bu arada, hani neden tepki videoları az geliyor? Çünkü şu sıralar pek tepki videosu çekesim gelmedi ama bugün aşırı tepkiliyim ve aşırı tepkili olduğum için bugün tepki videosu çekeceğim ve heyecanlıyım da. Bakalım, başlayalım. O kamera çekiyor değil mi? Evet, ilk başta çok tatlı ve şirin bir video ile başlayacağız. Hadi bakalım. Ya çekiyor lan, dalga geçme. Trollemeyin. Başlamıştım. Öküz başlı antiloplar birlikte doğum yaparlar. Çok tatlı olmuş. Gerçekten aşırı tatlı olmuş video. Benim çok hoşuma gitti, bilmiyorum. Şimdi birincisi, neden böyle bir video? İkincisi, bu videonun amacı ne? Bu videonun amacını da bilmiyorum. Yani bir de ben bu tarz videoları sevmiyorum abi TikTok'ta ama insanlar çok izliyor. Sebebini de bilmiyorum. Evet, bunun bir sebebi yok. Yani neden bunu amaçsız bir şekilde izliyorsunuz bunu anlamıyorum ve gerçekten sinir bozucu. Yani bu tarz videolar değil mesela, aynı böyle oluyor işte. İttiriyorlar, kaktırıyorlar, oradan biri geliyor, onun boynunu kırıyor, bir şeyler yapıyor. Yani saçma yani. Bir de zaten videolar 15 saniye, hemen çekiyorsunuz, atıyorsunuz. Ne güzel vallahi. Oh, TikToker olmak vardı. Çok doğru bir söz var. Erkekler gördüğüne, kadınlar da duyduğuna inanır. O yüzden kadınlar makyaj yapar, erkekler de yalan söyler. Ya hadi oradan be. Nani? Tipe bak, nerede durdurdum. Hadi oradan. Öyle bir şey mi var? Kadınlar makyaj yapar, erkekler yalan söylermiş. Öyle bir şey mi var? Ben asla yalan söylemem. Buna şu an ben bile inanmadım yani. Ben hiç inandırıcı değildi. Harbiden ne olmuş, internet sonsuza kadar yok olur? Ne mi olmuş? Bunun anlamını bilmiyor musun? Bu saçma bir video. Gerçekten çok saçma bir video. Bu arada müzikli videoları çok koymamaya özen gösterdim. Çünkü biliyorsunuz onların hak sahipleri geliyor bana mevzu çıkartıyor. Bundan dolayı sadece diyalog tarzı TikTok'ları kullandım. Sigara içtin mi lan? İçtim bir hattayım. Lan sigarayı bırak, hayatı yaşa. Hayat bizim için yok dayım. Şimdi kanka bu olmamış, tamam mı? Yani canım kardeşim. Şimdi oradaki ses tonu biraz kalın bir ses tonu ve senin onu böyle biraz daha içten söylemen gerekiyor. Biraz daha böyle bir içinden, ağzından değil yani, farklı bir taraflarından söylemen gerekiyor, anlıyor musun? O yüzden olmamış. Nasıl yok bre mi? Gördüğün gibi var. Yok dayım, yok dayım. Deden görmesin. Öldü ya deden. Bak bir de öldü diyor. Ne diyeyim adama? Mokoko mu diyeyim? Çaput oldu mu diyeyim? Bu en haklı insan ya. Merhaba Burcan'ım. Burada araba yıkıyor. Ya şimdi şöyle bir şey var. Araba yıkamada bir şey yok. Ben küçükken araba yıkamacı işinde de çalıştım. Araba yıkadım. Gerçekten hiçbir şey yok. Köpük, su ve bezle siliyorsunuz yani. Ya da fırçalıyorsunuz. Başka bir hikayesi yok yani. Şu köpük de kolay bence yani. O kadar bunun altına, açıklamasına şey yazmış işte. Araba yıkıyorum tarzında böyle havalı bir cümle yazmış. Ondan sonra erkekler de işte demiş ki hani, of işte bizim arabayı da yıka, onu da yıka, bunu da yıka. Yani şunda bir şey yok arkadaşlar. Yani sırf kız olduğu için bu tarz yorumlar atıyorsunuz. Bunda hiçbir bok yok yani. Bu normal bir şey. Tuna'ya da vereyim, 6 yaşındaki çocuğa. O da yıkar arabayı. Ne var bunda? Tutuyorsun, sıkıyorsun. Allah Allah ya. Ne abazasınız ya? Yürüyecek yer arıyorsunuz millete ya. Ya zaten yanlış yıkıyor bak. Orada şey boşluk kalmış. Bak görüyorsunuz bak. Bak orada boşluk kaldı. Orayı aldın, yıkadın. Heh bak. Bak bak. Yere sıkıyor bak köpüğü bak. Bak yeri yıkıyor. Yani becerememiş yani. Zaten olmamış yani bence. Bizimle değilsin Burcu. Şimdi tableti görüyor, gözüne kestiriyor. Tableti gösteriyor. Sonra telefonda böyle bakıp bir şeyler yapıyor. Evet, anlamaya çalışıyorum şu an videoyu. Sonra tableti alıyor, oynuyor ve sinirleniyor burada. Bir şeyler yapıyor. Devam ediyor. Telefonu bıraktı.
Videoyu anlamadım. Vallahi videoyu anlamadım. Yani çok özür dilerim kardeşim ama videoyu anlamadım. Ne yazık ki çok anlamsız bir video olmuş yani. Hiç beğenmedim. Üzerim seni, üzerim ha. Giden gitsin yangınlarla döner. Arkama bile bakmam. Zira krallar benden gider. Ah biz kadınlar pireyi deve ederiz de. Öküzü adam edemeyiz. Ya niye hep sen bir erkeğe laf sokma peşindesin acaba ya? Abi neden? Ne yaptı erkekler sana? Burcu Hanım yani ne yapıyorsunuz ya? Neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Yazık değil mi? Her erkek aynı mı? Her erkek aynı mı? Beni ayar etmeyin. Bu kim ya? Merhaba. Sana bir şey olmasın o... Olsun. Benim adım Carl. Boyum 55 inç. Suratım HD. Gözlerimin rengini bilmiyorum. Justin Bieber'ı dinlemeyi severim. En sevdiğim yazar Meksika'da yaşayan gönül yazar. En sevdiğim araba at arabası. Yaratıcı olmuş, güzel olmuş da çocuğu ne yaptınız? Kurmalı bebek gibi sürekli ellerini böyle böyle yapıyor. Hani onu nasıl ayarladınız yani? Kaç yaşında acaba kardeşin? Bunu çeken benim takipçim, bu da takipçimin kardeşi anladığım kadarıyla. Bir daha beni sakın arama. Tamam aramayacağım. Yani git git buradan, izlemeyeceğim. Allah, tribini hiç çekemeyeceğim şimdi ya. Trip atıyorlar beni bir de ya. Beni elbette eleştirin. Bu sizin en doğal hakkınız. Eyvallah, tabii ki de yani eleştirilebilir, anlıyor musunuz? Ama eşeğin anırması aslanın ne kadar umrunda olur bilemem. Vur baba! Abi ya neden sürekli laf sokma peşindesin? Burcu yeter ya gerçekten. Hani bu videoları seçerken bilmiyordum bu kadar laf sokulduğunu ama yani erkeklere yazık yani, tamam mı? Yazık yani. Yazık, bana yazık. Ben de bir erkeğim. Benim kardeşim var, ona yazık. Neden böyle şeyler yapıyorsun Burcu Hanım? Reji! Reji! Puh! Kayın verir misin? Yani ben şimdi demek istediğim şu Burcu Hanım, yani böyle laf sokmamanız gerekiyor. Bunları yapmamanız gerekiyor. Bunlar çok yanlış. Çünkü erkektir o, lazım olur. Evet, erkek her zaman lazım olur. Kelebekten neden korkuyorsunuz ya? Kelebekler çok tatlı. Bana göre çok tatlı hayvanlar. Yani hayvan mı kelebek? Kelebek hayvan mı oluyor? Değil mi? Hayvan oluyor. Evet, kelebek. Hayır be, kelebek böcek ya. Dalga geçme benimle. Hayvan. İnsan mı oluyor kelebek? Ne oluyor kelebek ya? Tamam tamam, sessizlik, tamam, devam ediyorum. Kelebek sana zarar veremez ki. Evet, kelebek zarar veremez abi. Kelebeğin ne zararı var yani? Küçücük kelebek o. Zarar veremez mi? Veremez. Ama gözüme girer. Gözüne nasıl girecek? Şu sıralarda herkes bir havalarda anasını satayım. Uçak biletleri bedava herhalde. Bedava herhalde. Bu videoyu beğenmiştim yani. Burada erkeklere sallamıyor. Burada genel salladığı için beğenmiştim. Evet, bu aralar herkes bir havalarda. Harbiden uçak biletleri bedava galiba. Ne yaptınız? Bayram özel uçak biletlerini bedava mı yaptınız ya? Ne yaptınız? Neden yani? Aklıma geliyorsun. Tamam. Tamam. Rüyama geliyorsun. O da tamam. Şarkına tüküreyim, yanıma niye gelmiyorsun peki? Bunu anlamadım. Şarkına tüküreyim, yanıma niye gelmiyorsun peki? Anlamadım. Burada yine bana laf sokmuş bence. Bir yerden bir şey sokmuştur da ben yani bilmiyorum. Boş. Babana boş. Bu arada bu arkadaş, yani Bensu Eylül arkadaşımız. Soyadı da Mert galiba. Bu arkadaşımızın bayağı çok videosu vardı diye hatırlıyorum ben de. Birkaç tanesini alabildim, diyalog tarzı şeyleri. Lan neredesin? Neredesin? Attığı konuma sıçayım, yanlış atmışsın ya. Bak mesela daha demin hani bir tane erkek arkadaşımızı eleştirmiştik yani, oradaki ses biraz daha kaba diye hani sen böyle normal konuşmuşsun. Mesela bak, kız bunu yapmış, bunu hissettirmiş, bu videoyu o yüzden almıştım. Eğer böyle diyaloglar falan çekecekseniz oradaki ses tonuna ayak uydursun ağzınız. Yani kimileri var abi TikTok'ta, şarkı söylüyorlar abi, ağız böyle. Hani böyle şarkı söylenmez, o şarkıda sesiniz yüksek çıkması gerekiyor ve ağzınızın açılması gerekiyor. Yiyeceğim bir dakika. Hıçkırık tutmuş, hıçkırık tuttu. Dördüncü kat mı? Eksi dört mü? Yok! Senin ataların halatın bir ucunu kazığa, diğer ucunu oka bağlarmış, öyle atarmış konumu. Gel gel, No 5 nerede? Çok iyi ya, gerçekten çok iyi çekmiş. Hani aşırı beğendim, aşırı hoşuma gitti yani. Tepkileri, mimikleri falan çok iyi olmuş. Tebrikler, devam et. TikTok'a devam et. Belki oradan bir şeyler olursun, ne bileyim. Sen niye gidip babaanların evinde kalmıyorsun? Niye kalayım abla, kocamın evi varken yanında. Kocanın evi yok ki. Kocanın evi yok. Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? Bak bu da çok iyi yapmış aslında. Hani tamam, sahneler çok bölük bölük olmuş. Keşke bölük bölük yapmasaymış ama mimikler yine iyi yani. Mimik kullanmış burada. Senin kocanın evi yok. Cidden bu şekilde mi bitti ya? Ben anlamıyorum ya. Benim bu TikTok tepki videolarım neden bu kadar saçma bir şekilde bitiyor? Neyse, daha fazla eğer TikTok tepki videosu istiyorsanız bu videoya artı 20 bin like atmanızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Siyah Diyen.